diyor. Mevsim Yoğurdu 1979 yılından bu yana gıda sektörüne İstanbul'da hizmet veriyor. Firma hijyenik şartlarda yoğurt ve kaymak çeşitlerini müşterilerine ulaştırıyor. Firma sahibi Raif Kutlu'dan sektördeki çalışmalarını dinliyoruz. 79'da kurduk biraderlerle beraber. O günden bugüne çalışıyoruz. Evet. Yoğurt, kaymak, manda kaymağı üretiyoruz. Ne sütü kullanıyoruz? İnek ve manda sütü. Hangi bölgeden alıyoruz? Göktürk'te Ağaçlı köyü var. Oradan alıyoruz. Yani Kemerburgaz ve civarından. Civarından, evet. Sütlerimiz işletmeden imalat yerine neyle geliyor? Nasıl geliyor? Soğuk hava depolu, frigolu araçlarla geliyor. Yer yakın olduğu için hemen tank şeye boşaltmaya alıyoruz. 90 dereceye kadar kaynatıyoruz. Birçok mikro veriyor. Tabii. 90 dakika olunca 1-2 dakikada kaynama şeysi var. Süre tanıyorsunuz. Süre tanıyoruz. Ondan sonra kapatıp döküme geçiyoruz. İyi bir yoğurt ne kadar dinlenmeli? Bir gün dinlendi mi kafi gelir yani. Raif Kutlu sektördeki denetimlerle ilgili görüşlerini dile getiriyor. Belediye olarak tabii kontrol yapmalı. Yani kontrol mekanizmasını sıklaştırmalı. Tabii sıklaştırmalı. Ondan sonra kaçak, cezai müeyyideler uygulamalı. Evet. Kaçak çalışanların kayıt altına alınması. Temiz ve düzgün çalışmaları sağlamak. Firmanın çalışma alanlarında Raif Kutlu, ekibimizden İbrahim Keskin'e bilgiler veriyor. Sayın Kutlu, şu anda işletmenin içerisindeyiz. 3 tane paslanmamız, kazanımız var. İkisi cidarlı. Evet. Bu bölümde yapılan işleri bize halkın anlayacağı dilden anlatır mısın? Bu kazanımız ön alım kazanı. Yani, süt ilk geldiği zaman buna süzdürüyoruz. Evet. Bundan sonra pompayla büyük kaynatma kanazına çekiyoruz. Evet. Orada kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra? Kaynattıktan sonra belirli bir dereceden sonra işte döküme geçiyoruz. Altını kapatıp döküme geçiyoruz. Döküm ayrı bir oda. Evet. Mayalama odası var. Orada dinleniyor. Evet. Pompa geldi mi? Mayalıyoruz. Mayalıyorsunuz. Evet. Burada 3,5-4 saat mayalandıktan sonra bir yarım saat daha bekletiyoruz burada. Ondan sonra soğutma odasını alıyoruz. Evet. Ertesi gün saat 8-9 gibi falan yenecek kıvama geliyor, soğuyor. Firma üretimlerine aynı kalitede devam ederken müşterilerini de Kurban Bayramı'nı kutluyor.